Gökçeada'dan selamlar. Çok yoğun bir yağış başladı. AFAD 2 gündür uyarıyordu buraya da zaten. Sel, hortum, dolu ve buna benzer yıldırımlı, şimşekli bir hava olacağını söyledi. Ona göre tedbirli olun diyor. Bugün, akşam ve yarın için tehlike arz ediyor arkadaşlar. Dikkatli olalım. Evet, şu anda bizim çatıdan şu anda gelen su ve yoğunlaşmaya başladı. Evet, karşı tepelerimiz artık görünmüyor. Hemen balçık olmaya başladı bile. Evet, umarım kötü şeyler olmaz. Güzel şeyler. Yani güzel yağış olsun. Toprağın sonuçta bu suya ihtiyacı var. Oldukça kurak geçti bu dönem. Evet, şu an Gökçeada merkezi çok zor görüyoruz. Deniz kaybolmuş durumda. Yoğun yağış devam ediyor. Evet, gök gürültülü bir hava. Dün Çanakkale'de yağıyordu. Bugün Gökçeada'ya geldi. Ve bayağı bir şiddeti şu anda gördüğünüz gibi. Evet, anında gölet oldu hemen. Biz şu anda biraz tepede olduğumuz için yani sel olmaz ama biz biraz heyelan bölgesindeyiz arkadaşlar. Yani benim en korktuğum şey de maalesef burada bir heyelan olması. Çünkü şu toprak kayan bir toprak. Umarım öyle şeyler yaşamayız. Evet, şimdilik aktaracağım bu kadar. Ekstra bir bilgi olursa tekrar paylaşırım. Evet, yoğun yağışımız devam ediyor. Bahçemiz gölet oldu. Şu an ben biraz merkezden yukarıdayım. Yani aşağısı bayağı bir sel sularıyla mücadele ediyor olabilir arkadaşlar. Dışarıda olanların Allah yardımcısı olsun. Hava şu anda soğuk değil, sıcak yani ama çok şiddetli bir yağış var. Evet, gördüğünüz gibi bahçemiz sular altında. Evet, bir yandan da gök gürültülemesi, şimşekler devam ediyor. Evet, şu anda tamamıyla görüş çok zayıfladı. Şuradan yani 100 metre ilerisi artık resmen görünmüyor. Evet, toprağımız da şu anda balçıklaşmış durumda.
Evet, elektrikler de giderse tam oluruz artık. Karanlıkta otururuz. Evet, 2 günlük bir yağış gösteriyor, böyle bir yoğun. Sonra hava tekrar ısınıyor. Yoğun yağış. Evet, bu çatımızdan akan su ve balkonumun yan tarafı komple sular altında kalmış durumda. Evet, şurada da kümesimiz var arkadaşlar. Tavuklarımız içeri girmiş durumda. Tabii onlar da kaçıyorlar. Evet, bayağı bir yoğun yağış var ve bu yoğun yağış aşağıya doğru akıyor ve çukurda olan insanlar için, vatandaşlar için oldukça zor bir durum. Bugün aşağıya ineceğim. Tabii karanlık olacak. Eğer orada da kötü durumla karşılaşırsam onu da çekerim arkadaşlar. Şu anda Gökçeada merkezin hali böyle.